Arkadaşlar hepinize merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yeni bir kamera aldım, Osmo Action 4, ve bu kamerayla size yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Akşamüstü sürüşündeyiz ve muhtemelen hava kararıncaya kadar, hatta hava kararınca da çekimde kayıtta olacağım ve size Osmo Action 4'ün otomatik ayarlarda DJI Mic 2 ile nasıl bir görüntü kalitesi verdiğini size göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere yüksek çözünürlüklü kameralar olduğu için yüksek yazma hızı olan da hafıza kartlarında, micro SD hafıza kartlarında da bu kameraların ihtiyacı var. Bende Hero 5 için uygun bir kamera vardı, kart vardı, ama bunun için her anda kapanma riski olan bir kart var. Yazma hızı yetmeyebilir çünkü. Böyle sahil yolundan E5'e doğru çıkıp E5'ten devam edeceğim bir yolculuk olacak. Yani uzun bir yol. Bu yolda da sizinle oldukça muhabbet, sohbet etmeye çalışacağım. İlk izlenim olarak ben gayet memnun kaldım. DJI Osmo Action 2'den bence parasını hak eden bir kamera diyebilirim. Size oldukça fazla içerik çıkarmaya çalışacağım o yüzden. Ya aslında çok uğraştım. GoPro'da kabloyla çözebilecektim. Ancak ya bir şekilde kablosuz olsun istiyorum. İstiyordum. O yüzden arkadaşlar bu videoda size sohbet muhabbet üzerine kurulu bir konuşma yapacağım. Öncelikle size bilmeyenler için kendimi tanıtmak isterim. Arkadaşlar ismim Bahadır. Bu benim ikinci motorum. Yıllar önce Honda CBR satın almıştım. Bir 600-700 km yaptıktan sonra motorumu satıp araba almam gerektiği için araba almıştım. Hep böyle içimde bir ukde kaldı motor kullanmak. O zaman da scooter çok istiyordum. Şu anda Vespa Primavera 150 kullanıyorum. Motorumdan da oldukça memnunum bu arada. Motorumun da inceleme videolarını kanaldan bulabilirsiniz. Gayet keyifli, tatlı bir motor. Bana gayet de gayet yetiyor. Fazla bir beklentim yok açıkçası. Yani Primavera 150 bekliyordum ve Primavera 150 ile sürüşlerimi yapıyorum. Oldukça da keyifli yollar seçmeye çalışıyorum. Böyle kamera ve çekimlere ilgiliyim. Zaten iletişim fakültesi mezunuyum. Radyo, sinema, televizyon mezunuyum ben. Aynı zamanda da bu sektörde çalışıyorum. Bir ajansta çalışmıyorum ama yine ajansla alakalı, yani bizim sektörle alakalı bir iş yapıyorum. Hem motosiklet sürmek hobim, hem çekim yapmak hobim ve işim olduğu için bunu değerlendirmek istedim ve aynı zamanda boş vakitlerimde de zaten en çok YouTube'da zaman geçiriyorum ve bol bol motovlog, motor videoları, gezi videoları, kamp videoları vesaire çekiyorum. Yani umarım bu motorla da belki bir gün kamp videosu çekebiliriz veya uzun yol çekebiliriz. Uzun yola gidilmez mi diyenler için gidilir arkadaşlar. Sadece burada konfor değişir biraz. Onun dışında her şey her motorla yapılır. Böyle gördüğüm böyle bazı insanlar, işte bu motora bu kadar para verilir mi falan yorumları var. Ya bunlar inanın hiç önemli değil. Bana gelen yorumlarda da bu tarz şeyler soruluyor. İşte alınır mı, değer mi, başka bir motor mu alsam, onu mu alsam, bunu mu alsam diye. Yani altın elbiseli adamın da dediği gibi en güzel motor sizin kendi motorunuz ve içinize sinen motordur. O yüzden kimsenin ne dediğini bence önemsemeyin. Sizin kamerayla ya da motorla alakalı sormak istediğiniz şeyler olursa mutlaka sorun. Böyle ufak ufak da bir abone takipçi sayısı oldu açıkçası. Böyle tanıştığım, görüştüğüm insanlar da oldu. Bana yol gösteren insanlar da oldu ve birkaç Vespacı arkadaşlarla da fikir alışverişi çok yaptık. Tam Vespacı arkadaş deyip Vespacılarla karşılaştık. Güzel oldu. Bazı arkadaşlarım vasıtasıyla motosiklet gruplarına da girdim. Vespa grubuna girdim bir tane. Bir sürü var zaten. İsim vermeyeceğim ama ya açıkçası hiç hoşuma gitmedi. O yüzden benim tanıştığım, YouTube üzerinden, Instagram üzerinden tanıştığım insanlarla
çok daha keyifli sohbetler, arkadaşlıklar oluyor. Benim tavsiyem, bence hiç o toplara girmeyin derim ben. Oğlum ben sabah buradan döner söyledim ve yolun kenarında açıkta döner satıyorlarmış. Görmeden söylemeyeceğim işte. En son videomu izleyenler olduysa eğer, yağmura yakalanmıştım 30 Ağustos'ta. O yüzden sırılsıklam olmuştum o gün. Motoru da böyle çok da temiz olmayan bir bezle sildim. O yüzden kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama camların falan leş gibi şu anda. Lastik dilimin inanılmaz havasıymış. Ben genelde artçılı kullanıyorum. Yani arkamda hep eşim oluyor. O yüzden kullanmam gereken değer 32. Ama 15'e kadar düşmüştü. 15-16'lardaydı iki tekerde. Aslında kontrol ediyorum ama motorun tutuşu inanılmaz düşmüştü. Ben de zaten bir kere iki kere durdum. Ama lastiklerin basıncını kontrol etme şansım hiç olmamıştı. Benzinlikte durup kontrol ettikten sonra lastikleri şişirdim hemen. Ve ya, inanılmaz fark etti. Yani gerçekten bir amatörlük. Böyle bir amatörlüğü nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Ama işte hatasız kız olmaz. Biz de hata yaptık. Böyle bir hata yaptık. Neyse ki kötü bir şey yaşamadık. Bu arada lastiğin inik olmasını neden fark etmediğimi de söyleyeyim. Çok yakın mesafelerde ve çok viraja girmeden, yola girmeden aslında fark etmemi sağlayan şey bu iğne dönüşler dediğimiz dönüşler. Çengel, daha doğrusu çengel dönüşler. Bu dönüşlerde baktım ki motorun lastikleri kayıyor. Aslında o zaman fark ettim. Yoksa çünkü işle ev arası çok yakın bir mesafe olduğu için git gel hiç anlaşılmıyor. Lastiklerin ip ilmedim. Yani benzinliğe gidip kontrol etmeden anlaşılmıyor. Yani böyle bir deneyim yaşadım. Sessiz olun. Yaşamayın. Aklımda şöyle bir şey var. Bir video yeni başlayanlar için. Genellikle benim videolarımı yeni başlayanlar izliyor. Çünkü scooter nasıl kullanılır diye bir video çekmiştim. İzlenmesi fena gitmiyor. Oldukça bilmeyen biri için hani basit anlatmaya çalıştım. Şunu da şöyledir zaten, bunu da böyledir zaten diye anlatmaya istemedim. Çünkü yani hiç trafik bilgisi olmayan birine motosiklet kullanmayı öğretmenin hiçbir anlamı yok. Yani trafikte nerede konumlanacak, ne yapacak, onu bilmesi lazım. Ve bu videoyu izleyip de çok tecrübeli olan bazı arkadaşlar için benim bir tavsiyem olacak. Nacizane o da. Arkadaşlar, hiç bilmeyen birine lütfen morallerini düşürecek yorumlar yapmayın. Yok işte oradan gidilmez, buradan gidilmez, şöyle yapılmaz, ölürsün, mölürsün, böyle şeyler söylemeyin. Mesela işte gördünüz, yaya çıktı. Buradan yaya nereye gider mesela? Ama gidiyor işte. O yüzden yavaş gitmekte fayda var. Panik yapmamakta fayda var. Dediğim gibi. Arkadaşlar, hava karardı. Gördüğünüz üzere Action 4'ün otomatik ayarlarda çekim kalitesi bu şekilde. Daha detaylı videolarda görüşmek üzere şimdilik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.